Ay. R yapayım mı? Egg 1 oluyor yani. Egg 1. Egg 1 de çok tuhaf oldu ya. R. Okay. Yes, ne yazık ki evet. Karakterimizin ismi Egg 1 efendim. Ve gördüğünüz gibi oyunun başındaki şey, sinematiği göstermedim size ama hemen hızlıca özet geçeyim. Şu an Ebet Dağı'ndayız. Ebet Dağı'na gidenlerin kaybolduğu varsayımları var. Ve bizim Gavat ekberimizde burada insanlar kayıp mı oluyormuş? Hemen orada gezmeliyim diyerekten dağın içine düşüyor. Ayağım böyle çiçeklerin üzerine düşmüşüz de bir şey olmamışmış falan filan vesaire. Ayrıyeten oyunun başında bize diyor ki işte kaç bin yıl önce yüzeyde hem yaratıklar hem insanlar yaşardı ve ikisi arasındaki sonra savaş çıktı. Yani normal barışçıl bir şekilde yaşarken sonra aralarında savaş çıkıyor ve insanlar inanılmaz bir galibiyette hasar bile yemeden, hani o kadar insanlar yaratıklara karşı güç dengesi o kadar fazla. İşte yaratıkları bu dağın derinliklerine mühürlemişler. İnsan büyücüler tarafından mühürlenmiş ve yaratıklar yüzeye artık çıkamıyor nesillerden beri. İşte biz de düştük dağa. Hayırlısı bakalım. Hiroşim hocam hoş geldin. Bu arada biri de çay gönderdi. Murat Reis göndermiş. Herkese Murat'tan çay efendim. Başlıyoruz. Egbir. Karakterimizin ismi. Ve burada bir çiçek var. Merhaba. Bunun sesini kısmam lazım benim. Dap, daba, dap, dap. Kendi sesimi duyamıyorum çünkü. Şimdi benim ince sesimi duyacaksınız. Ben Flavi. Flavi the Flowers. Yer altında yenisin değil mi? Baya kafan karışmış olmalı. Sana burada işlerin nasıl yürütüldüğünü öğreteceğim. Ya ben yapacağım. Hazır mısın? Hadi bakalım. O kalbi görüyor mu? O senin ruhun. Ruhun baya güçsüz başlıyor ama level kasarak kendini büyütebilirsin. LV'nin anlamı ne? Tabii ki de sevgi. Ne olacak? Sevgi istiyorsun değil mi? Ah, sevgi diyecek şimdi. Seninle biraz paylaşacağım. Burada sevgi paylaşılır. Bu küçük dostluk şeylere. Hazır mısın? Sen yapma. Onları sıkıladım. Hadi bir daha deneyelim. Bu şaka mı? Kafayı mı yedin? Mermilere koş. Burada ne bak olduğunu biliyorsun değil mi? Sadece benim acı çekmemi görmek istiyorsun. Öl! Yapacağım. Ne kadar berbat bir yaratık. Bu kadar zavallı bir çocuğa saldırıyor. Korkma çocuğum. Ben Toriel. Harabelerin bakıcısı. Gavatlar düşüyor mu diye ben her gün burayı kontrol ediyorum. Uzun zamandır buraya düşen ilk gavatsın. Hadi seni harabelere doğru harabelerde işte rehber alayım, rehberin olayım. Çiçekleri hiç sevmemişimdir. Esme. Olduğu kadar ya. Spontane. Ne kadar da harabelerdeki gölgelerin böyle gözükmesi, böyle şey olması beni
Determination tam çevirisi neydi lan? Neydi? Neydi determination? Kararlılık, adamışlık ama tam neydi? Doğru kelime neydi? Bu harabelerde işte işi vereyim ben sana. Bir sürü puzzle var. Bokvar'da koyduk. Odadan odaya geçmek için bunları çözmek zorundasın. Allah kolaylık versin. İlerlemek için birkaç switch elemen lazım. Merak etme. Ben olması gerekeni işaretledim. Seçilmesi gerekeni işaretledim. Ses ayrılması bu arada. Yolda dur. Yazıları okumak için Z'ye bas. Kesin Allah kolaylık versin demiştir. Arkadaşlar bakınız, ben spontane çeviri yapıyorum. %100 çeviri yapmıyorum. Spontane çeviri yapıyorum. Elektrot durmuyordu. Dura duramıyordu. Ölümsüzdü. Hay YouTube. Selamlar, selamlar, selamlar demiş kendisi. Teşekkür ederim. Aha da bunu çek demiş. Bunu çek demiş. Mükemmel. Seninle gururluyorum küçük olan. Evladım. Ufaklık. Hadi bir sonraki odaya gidelim. Ben bunu çekeceğim. Bu düğme hiç çalışmıyormuş bile yani. Yer altında yaşayan bir insan olaraktan yaratıklar sana saldırabilir. Bunun için buna hazırlıklı olmalısın. Ama merak etme. Bu durum bayağı kolay. Yaratıkla karşılaştığın zaman savaşa girersin. Savaştayken onlarla dostça bir konuşmaya çalış onlarla. Biraz zaman geçir. Sonra durum çözülecektir. Mesela şu Nami ile konuş bakalım. Konuşuyoruz. Konuştuk. Ha, konuşmaya çok da meyli değilmiş. Benimle Toriyan mutlu olmuş. Ha, çok güzel. Çok iyisin. İlk olarak sen pasifist oyun yapacağız. İlk olarak pasifist oynayacağız. Bu arada bu şarkı sessizde durma herhalde güzel ama ben de çok fazla, o yüzden kendimden kısacağım. Kulağım yok oldu çünkü. Sizde de çok fazla ses, müzik falan çok yüksekse bana söyleyin, ayarlayayım. Acaba kendin çözebilir misin buradaki puzzle'ı? Kurbağa bana saldırdı. İltifat ederim. Yine anlamamış ama yine de bayağı bir şey. Torgel'e bak. Utanmış yani, flört et. Müzikisi yüksek. Şöyle yapalım. Şöyle kısaltayım ben biraz. Tamamdır. Bulmaca bu ama. Elinden tut. Haydi. Şimdilik bu bulmacalar bayağı tehlikeli gözüküyor. Oraya kadar çok iyi yaptın çocuğum. Ama senden çok zor bir şey isteyeceğim. Çok yani önemli bir şey isteyeceğim ya da. Bu odanın sonuna kadar tek başına yürümeni istiyorum. Bunu yaptığım için özür dilerim. Beni affet. Nereye gidiyorsun? Tap 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 t
Harbiden Arda. Merhaba çocuğum. Merak etme. Seni takip etmedim. Bu stonun arkasındayım her zaman. Bana güvendiğin için teşekkür ederim. Ama bunu yapmamdaki önemli bir şey vardı. Senin özgürlüğünü test etmek. Şimdi birkaç şeye katılmam gerekiyor. Birkaç işim var. Burada biraz kalmalısın. Lütfen burada kal. Tek başına gezmen bayağı şey, dangerous. Sana telefonumu vereceğim. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Tamam mı? Bana telefon verdi şu an. Gördüğünüz gibi ek bir çubuğumuz ve bir tane yara bandımız var. Şu an Toriel'i aradım. Hadi gidiyorum. Beklesin gelmiyor ama 5 dakikada bir telefonu falan arıyor. Hani öyle bir şey var. Öyle bir istiragi var. Merhaba, ben Toriel. O zaman ayrılmadın değil mi? Açıklamadığım birkaç tane daha bulmaca var ileride. Tek başına dinlersen geberirsin. İyi ol, tamam mı? Ben usta ol diyor. Kurban, ne yapıyorsun lan? Evet. Özür dilerim insan. Yaratıklarla savaşmak konusunda sana birkaç tavsiye vermek istiyorum. Belli bir şekilde davranırsan onları neredeyse öldürecek kadar savaşırsan ya da öldürecek kadar savaşırsan bir süre sonra onlar seninle savaşmak istemeyebilirler. Bir yaratık seninle savaşmak istemiyorsa lütfen onları affet insan. Burada diyor ki bu oyunu savaşmadan da bitirebilirsin. Burada yazıyormuş ki bir tane al. Şeker. Alıyorum. Bir tane al yazıyor. Hemen almalıyım. Evet. Aldım. Etrafa bakayım şöyle. Bir tane al yazıyormuş. Hemen alayım. Alayım. Bir tane de alacağım. Çok hızlı aldım ve bütün şekerler yere döküldü. Yeraltı tarafı telefonu çeker. Ay, bu telefon şey ya, yer altının yapıldığı, yer altında çekiyor sadece. Bir saniye. Hadi Uz, görüşürüz. Ben bir ara açarım onu ben. Bir ara açarım. Şimdi bu oyundaki mekaniği anlatıyorum. Karakterle bu şekilde iletişim geçerken eğer böyle sarı yazı yanıyorsa bu karakter savaşmak istemiyor anlamına geliyor. Hani sarı yanıyorsa karakter savaşmadan direkt savaşı es geçebiliyorsunuz. Mercy ile hani geçebiliyorsunuz. Ben öncelikle kontrol edeceğim. İlk cümle direkt kaçtı ya. Kaptemiz. Konuşamadan kaçtı. Hiçbir sebebi olmadan neyi tercih edersin? Cinnamon or Butterscotch. Cinnamon diyorum. Cinnamon diyorum. İkisinin anlamını bilmiyorum. Hani bir tarçınlım falan demek istiyor. Öyle bir şey de. Merhaba. Tutorial. Butterscotch'ı seçmedin. Onu sevmiyorsun sen. Onu sevmiyorsun değil mi? Hani sevmiyorsun değil mi? Yani iki kere olumsuz ek kullanmış. Allah'ın belası. Tercihini biliyorum ama hani bulursam falan filan hani tamam anladım tamam teşekkür ederim hadi görüşürüz dediye şey yaptık. Evet, taşı koyduk burada.
Ya sen ne geliyorsun yine ya? Terrorist. Abi isim ne yapıyorsun lan? Hani ellemedi. Mercy. 2 altın. Bakınız 2 altın kazandım. Bir aksiyona girişirsek daha fazla para kazanıyorsunuz. Para. Önemli. Sevmezlik yapmıyorsun değil mi? Aynen. O doğru çeviri daha mantıklı. Aynen. İki olumsuz olunca şaşırıyor insan. Bunun şeyi nasıl hatırlamıyorum ya. Evet düştük. Mesela burada gitmem gereken yol bu. Burada ipucunu vermiş. Lütfen yapraklara basmayınız. Yatken yani orada yukarıdaki şeye göre buradan yürüyeceğiz. İkisi geldi. Bir hepsini önce bir terrorize yapalım. Paramızı alalım. Bak yavaş. Hem yani bize biraz pratik olsun. Kurbağa, sal bizi. Bana bir şey yapalım. Kompliman yapalım. Dadam, dam, 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 dam. Güzel. İkisi de gitti. Dört altınımızı aldık. Let's go. Para. Şimdi Goals'u açıyorum. Sonra unuturum falan filan. Ben yine unuttum yalnız. Bir saniye. Şuradan yukarı. Şunun yanından aşağıya. Ya Bimsin. Baya korkak karakter olduğu için savaşmıyor. Bunlara savaşanlara falan da gelecek ileride. Şu an mekanikleri öğretiyor oyun bize. Lan yanlış. Okey geldim. Güzel. Modsmal gibi yere yatmışım. Onun gibi işte takılmışım ve dünyayı daha çabuk, daha iyi anladığımızı anlamış yapmışız. Anam, dur. Neyse bunları ben salıyorum ya. Para geldi mi? Bir altın. Allah bereket versin. Müzikler besteli canım. O diye patma. Direkt kim demiş beni itip kakacaksın? Benim oraya gitmemi mi istiyorsun? Pekala, senin için. Al kaba. Yürü. Biraz daha gitmemi mi istiyorsun? Tamam. Bu nasıl? Allah'ım ya Rabbim. Ne? Yanlış yer mi? Yanlış yön mü? Tamam, sen anladım. Tamam. Beyefendi. Orada kalmamı mı istiyorsun? Bana bayağı bir çalış, beni çalıştırdın diyeceğim yahu. Bir gün o farenin deliğinden ayrılıp o payını alacağını bilmek seni determination'da, kararlılıkla doldurdu. Napsta Block. Gittiler mi henüz? Bu hayalet sürekli Z harfini sesli olarak söyleyip uyuyor gibi ya, uyuyor numarası yapıyor. Onu güçle mi müdahale ederim? Yes. Napsta Block. Kontrol ederim. Nasıl bulak? Ata 10, defansı 10. Bu yaratık çok da espri anlayışına sahip değil. Çok çok şey. Param. Evet, ilk demecimizi yedik. Kendisiyle flört edelim.
Hiç bu şekilde hissetmiyorum, özür dilerim diye yazdı. Savaşta da. Onu şey yapalım. Gaz verelim ona. İşe yaradı, heh diye güldü. Ağlamaları ama hala bizim canımızı sıkıyor. Kendisini bir kez daha şey yapalım. Neşelendirelim. Ona küçük bir şaka yapmışız. Heh heh dedi. Aslı bulak, sal artık beni. Kendisine bir cheer daha yapıyoruz. Sana bir şey göstermek istiyor. Let me try. Önememe izin ver. Buna Dapper Block diyorum. Sevdin mi bunu? Flirt diyelim. Oh no. Harabelere genellikle geliyorum çünkü hiç kimse otobüklerde olmuyor. Ama bugün iyi biriyle tanıştım. Oh. Yine saçmalıyorum yine. Senin yolundan çekileyim. Enzo hoş geldin. Sap ol diye. Örümcek fırın satışı. Bütün gelirler gerçek örümceklere gidiyormuş. 18 altın bırakacak mısın? 18 altınım yok. 7 altın bırakacak mısın? Bırakıyorum. Biraz bazı örümcekler geldi ve bana bir tane donat vermişler. Güzel. Şapka ince ayrıntıydım. Doş. Ya çok daha gizli şeyleri falan var da bazı şeylerini ben de kaçırıyorum bazen. Ha, Spider Baxia'dan bahsediyor. Rebet. Ah. Arkadaşlarım hiç beni dinlemiyor. Ne zaman konuşsam X'e basarak beni es geçiyorlar. Evet, X'e basmak. Ben en azından sen beni dinledin. Rebet. F4'e basmak tam ekran yapıyormuş duyduğuma göre. F4 ne lan? 4 tane kurbağa. Yani 4 frags. Burada 3 tane, burada topu 3 tane kurbağa görüyorum ben. Yani aslında game mekanı anlatıyor da yani konuşuyorlar öyle. Duyduğuma göre bayağı şeysin. Merciful. Bağışlayıcısın bir insana göre. Yani yeşil işte yani sarı olduğu zaman özgür bırakmayı anlamışsındır şimdiye kadar. Bu bilgiyi bir arada buldun mu? Çok yardımcı. Belki bir gün yeşilsin. Neyse bazen spotlere çevir yapamıyorum. Mabet. Hocam hoş geldin, aleyküm selam. Evet, Motsmal, seninle bir konuşacağımız var. Yalnız salsanız mutlu olacağım. İyi, burada bir şey yokmuş. Motsmal'ı saldım. Mesela bu karakter, her düşman karakter bile, her NPC bir şey olunca, hani kendilerine geliyorlar, hani rahat bırakıyorlar, savaşmak istemiyorlar. Bu karakter mesela tek başına kaldığı zaman keyfi yerine geliyor. Böyle oynuyor, dans ediyor falan filan. Hiç saldırmıyor. Mükemmel bir karakter. En sevdiğim karakter. Özgür bırakıyorum kendisini de. 3 altınımı çıkalıyorum. Burada bir yerde mesela gizli bir şey vardı ya. 4. kurbağa burada bir yerdeydi mesela. 4 kurbağa diyor ya. Sadece burada 3 tane görürüm diye. Neyse göremedim. Okey. Lux ne yapıyordu? İplemiyoruz onu. Ah sonunda beni biri anladı dedi. İyi doğru yapmışız. Tamamdır. En sevdiğim abonem. 2 altın alınca gözleri parlayan adam şimdi 7 altın verdi lol. Ama şimdi loot alıyoruz, karşılığında bir şey alıyoruz. Bir de onun önemi var Ozan, ileride o aldığımız şeyin önemi var.
İlerleyen bölümlerde göreceksin. Gerçi ben o bölümde de almıştım. İlk oyunda da almıştım. Aldığım için de mutlu olmuştum. Sadece bir tane düğme var diyor. Kapı kilitli. Tabii biraz can sıkıcı olabiliyor. Çünkü gezdiğiniz sürece yaratıklar çıkmaya devam ediyor. Onu da Mercy'le. İki altın bak. İplemeyince biraz az para veriyor. Hepsini tek tek ilgilensem güzel olacak. Şuraya inelim bakalım. Bak yukarıda bir şey var. Aha burada ribbon var. Tamamdır. Eşya bulduk. Hemen itemlere bakalım. Bunu kullan. Ribbon'u kullandım şu an. Bandajı bıraktık. Bir dakika. Info'ya baksak ya. Bir dakika yanlış yaptım. Tuşlara alışamadım daha. Info. Bandaj. 10 HP heal diyor. Çoktan birkaç kere kullanıldı diyor. Neyse öbürüne bakamıyoruz. Hadi gidelim. Adil hoş geldin. Bunu tabii ki de iplemiyoruz. Beş altın iyice para. Vegetoid geldi. Bir yerden Vegetoid çıka geldi. Açım Vegetoid. Seni yemek istiyorum. Karnımı ovalamışım. Vegetoid da bana sağlıklı yemek önermiş. Yeşilleri ye diyor. Bir tane yeşil yememiz lazım. Yemedik. Yemedik. Hadi yiyeceğiz. Bir tane yedik. O bizim ayrıca canımızı da arttırıyor. Tamam, artık bizi özgür bırakabiliyor. Hocam nasıl loot kasabiliyorsunuz? Loot kazanmanızın birden fazla yolu var. Normalde izleyerek kazanabiliyorsunuz. Ama bağış gönderdiğinizde ekstra loot geliyor. Abone olduğunuzda anında 750 loot geliyor. Aynıyeten mesela 10 dakikada 10 loot kazanırken, aboneyken 10 dakikada 30 loot kazanabiliyorsunuz. Bitler var. Bitler de var yani. 3500, ya biz onu çok daha yüksek değil de, 3500'de küçük bir indirim daha yapabilirim. Yakında bir dükkanı güncelleyeceğiz, geliştireceğiz. Yaparsınız yani, çok büyük sıkıntı değil yani. Yapılmayacak bir şey değil. Bir delikten düştüm ben, şimdi kalkamıyorum. Bensiz git. Bekle. Hayatlar uçabilir değil mi? Test ayarlar çöver. Ya sal beni. Ya ben şimdi direkt kaçabilirim de aslında bu savaşlardan ama bir şey diyemem hani gelmişken para da alayım canım şimdi. Şurada bir Vegetoid daha var. Ama o zamanki kemik tayfa ile şimdiki kemik tayfa arasında fark var. Discord için. Evet, açım. Lan kaçırdım. Vegetoid açım. Bir can bulursak ki senden hadi. Bir yeşil daha gönder, bir yeşil daha gönder. Ona ulaşamazdım. Ya. Ayıp değil mi senin yaptığın? Adam akıllı yemek gönder. Aldım. Elektros'tan gönderdim pointsleri. Sana ekstra point verdim ben sizden. Yok başka point. Yok. O gönderdiğim bağışın ardından gönder yaptım bayağı. Gerçi bir daha yapmam lazım. Biraz daha puan göndermem lazım. Aynen. Çünkü bugün de bağış attın ya. Onu da puanını gönderirim sana. Tam. Abi canım.
Aa, bir yere gideceğim işte. Bak oyunun bu kısımları biraz kanser. Oyunun kısım, bu kısımları birazcık kanser. Çünkü aynı şeyi yapıp duruyoruz. Bunu hatırlamıyorum. Önceden hatırlıyorum da. Burada kırmızı. Tamam. Okey. Bak Ozan'ın loot'u yok. Bir şey diyor bu. Hoş geldin Ozan. Şimdi mavi, sarı, kırmızıydı. Haydi. Çay içtim. Olur. Yaptım. Aa, bir dakika. Hepsi de şey bunların ya. Dokuz. Sen bir git bakayım. Allah'ım. Neyse bir şey olmadı burada ya. Sen git. Vegetoid. Yemek istiyorum. Ah. Vegetoid sen de git. Seninle oynayalım. Konuşalım hatta onunla. Ekstra para versin. 11 altın, en temizi. Onu okuyabiliyorsan mavi işaret, maviyi kullan diye. Mesela mavi şurada. Perspektif değişiyor sadece. Ay delireceğim ama ya. Aaaa! Reach. Kırmızıya basıyor. Pekala. Basamıyorum. Bu sefer de sarıya bastır herhalde. Şuna direkt tıklayayım ben. Ha, tamam. Mantık kırmızı iki kere bastık. Sarıya hiç basmadık. Rebet. Sadece seninle benim aramda. Toriel'in biraz önce geldiğini gördüm. Bayağı bir manav alışverişi yapmıştı, yanında taşıyormuş. Onun ne için olduğunu sormadım. Hepimiz ondan biraz çekiniyoruz onunla konuşmaktan. Oyuncak bıçak buldum. Oyuncak bıçak. 3 damage. Klasikten yapılmış. Bayağı daha demiş şuralar. Ah be servisi böyle. İtem. Bıçağı kullan. Bu arada TV Hiroshima ve Demon Native War takip etmiş. Bu sırada teşekkür ederim takipleriniz için. Hoş geldiniz efendim. Gerek yok da olsun yani, doğrusu. Ama bir şey için gerek var. Çubuk alıyoruz şu an. Şu an elimizde çubuk vardı. Çubuğu çantaya attık. Buraya nasıl geldin çocuğum? Yaralı mısın? Yani, seni iyileştirecektir. Seni tek başına uzun bir süre bırakmamalıydım. Bayağı sorumsuz. Sana bu şekilde sürpriz yapmak tamamen sorumsuzcaydı. Artık sonra saklayamayacağım. Gel çocuğum.
küçük bir evi bu harabelerin içinde görmek beni yine determination'la, kararlılıkla içimi doldurdu. Kokusunu aldın mı? Sürpriz. Butterscotch cinnamon pie yapmış bize kendisi. Türkçe mealini bilmiyorum. Güzel bir pasta kek yapmış herhalde. Senin gelişini kutlamak için yaptım. Burada yaşarken güzel vakit geçirmeni istiyorum. Akşam yeriz bunu, tıkınırız. Her türlü yeriz diyor. Ayrıca senin için daha yeni bir farklı bir sürprizim daha var. Kendine ait bir oda. Umarım seversin. Kafamızı okşuyor ben. Aa, bir şey mi yanıyor? Kendine evde hisset. Bakınız mesela. Karamela turtası mıymış? Güzel. Şarkı direkt böyle kaldığı yerden devam ediyor. Yüzüstü yattık böyle, çat diye attık kendimiz yatağa. Tamam. Karamel turtasından bir parça bulduk. Bu benim. Aa, şu aynadan korkmuştum oyun başında. Ulan kesin bir bok olacak, çok işler çok iyi gidiyor demiştim. Burada kesin kötüye dönüşeceğiz falan diye düşünüyordum da olmadı, bir bok olmadı. Bildiğin iç sürüyor. Hatta böyle bekledim bir süre falan bir şey olacak diye de yok, öyle bir şey yokmuş. Bir sıfır yeniyor muyuz? Oo, Beşiktaş öndeymiş, güzel. Torya'nın günlüğü. Bir parça okuyalım mı? Okuyoruz. Neden bir iskelet arkadaş ister? Çünkü kendini yalnız hissediyormuş ama lonely bonly diyerek bon, kemik kelimesini, yani kelime şakası yaptı bu arada. Tabii biz bunu Türkçe'ye çevirince çevrilmiyor. O yüzden şakaları çevirmenin çok da fazla bir anlamı yok. Kara mizah. Yukarıda oynamasın çocuğum diyor. Ya ne demek yukarıda oynayacağım ya? Burada benim olması ne kadar beni mutlu ediyor bilemezsin. Bir sürü eski kitabım var paylaşmak istediğim. Sana benim favori böcek avlama yerimi göstermek istiyorum. Ayrıca senin eğitimle ilgili birkaç şey de ayarladım. Senin için hani seni şaşırtabilir bile. Seni şaşırtabilirim. Ben her zaman bir öğretmen olmak istemiştim. Aslında yani çok da şaşırtıcı değil. Ama senin burada yaşaman beni mutlu etti. Bir şey istiyor musun? Ne? Ne zaman gidebilirim? Ne? Burası senin artık. Okumak, kitap okumak duyulmuştur. Demek ister misin diyor. Sümük ne o? Salyangozların 72 kullanımı. Nasıl çıkabiliyoruz buradan ya? Çıkabiliyor muyum please? Bir şey yapmak zorunda işte yapmalıyım. Burada kal lütfen. Ya ne demek burada kalıyorum ya? Ben kaçıyorum buradan. Eve gitmenin yolunu bilmek istiyorsun değil mi? İleride harabelerden çıkışın yolu var. Tek taraflı çıkış. Underground'ın yer altının diğer geri kalanı için.
Ve ben onu yok edeceğim. Kimse bir daha ayrılamayacak. Şimdi iyi bir çocuk ol ve yukarıda kal. Ben spoiler vermezsen ben sal beri. Ben bu oyunu daha önce oynadım. Hani o konuda spoiler vermenize gerek yok. Yaptığınız spoiler'a çete etkileyecektir. O yüzden yapmayın. Oyunu yok ettim ben daha öncesinde. Daha önce senin gibi çocuklar da geldi. Onlar geldi, ayrıldı ve onların hepsi öldü. Senin gibi çocukların hepsi. Sen safsın çocuğum. Harabeden ayrılırsan onlar, Asgore, seni öldürecek. Senin tek koruman benim. Anlıyor musun? Odana git. Yine de durmaya çalışma. Bu senin son uyarın. Bu kadar ayrılmayı çok mu istiyorsun? Sen de sadece diğerlerin gibisin. Bunu çözmenin tek bir yolu var. Kendini kanıtla. Kendini bana hayatta kalacağın kadar güçlü, hani hayatta kalacak kadar güçlü olduğunu kanıtla. Ve ilk boss fight'ımız Toriel. Kendisinin ismi gördüğünüz gibi tutorial'ın kısaltılmış versiyonu. Biraz da eğitim anlamında yani. İnce şey yapmalar hepsi. Toriel. Mercy. Allah'ım ya Rabbim. Toriel sağ ol. Toriel. Oha dojladım. Allah'a dojladım. Toriel. Anam. Toriel. Anam. Toriel. Perfect. Ne yapıyorsun? Seni özgür bırakıyorum. Toriel. Çiçek. Böcek diyeceğim. Ölürsek ölüyoruz. Save. Tekrardan kayıttan devam ediyoruz. En son kayıt noktasına devam ediyoruz. Aa. Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun bu şekilde? Toriel, ölüyorum. Ne kanıtlayacağım? Ölüyorum. Şeker yiyip karşında ölüyorum. Ya seni yemeyeceğim, ya da dişlerim çürüyecek yani. Savaş benimle ya da ayrıl. Toriel, doşlayıp duruyorum işte. Daha neyi kanıtlayacağım? Şekerim olduğu sürece ölümsüzüm zaten. Salsana beni. Asgore'da kimmiş? Bana bu şekilde bakmaktan vazgeç dedi ve mükemmel Blue Tiles direklerimle beraber önüme doğru ilerliyorum. Ah sonunda. Toriel sal artık. Ha saldı. Allah'a saldı. Biliyorum eve gitmek istiyorsun ama. Ama lütfen yukarı çık. Söz veriyorum sana çok iyi bakacağım burada. Biliyorum çok fazla şeyimiz yok ama. Burada iyi bir hayat yaşayabiliriz. Bunu neden çok zor hale getiriyorsun? Lütfen yukarı çık. İyice üzüldü. Zavallıca değil mi? Bir tek çocuğu bile kurtarmayı başaramadım. Ya hayır anlıyorum. Sadece burada mutsuz olursun. Burada kapalı kalarak mutsuz olacaksın. Harabe bayağı küçük. Alıştıktan sonra çok çok küçük bir yer. Seni burada büyütmek doğru olmaz. Bu şekilde büyütmek. Benim beklentilerim, benim yalnızlığım, benim korkum. Senin için çocuğum. Bunları bir kenara koyacağım.
Gerçekten ayrılmak istiyorsan seni durdurmayacağım. Ama ayrıldıktan sonra lütfen geri dönme. Umarım anlarsın. Sarılıyor. Görüşürüz çocuğum. Oyun güzel canım. Dediğim gibi oyunun başta bakın görselleri falan ilk oynadığınızda görsel izlediğinizde de aynı şekilde görselleri falan böyle çok çekici gelmiyor. Evet. Ama alıştıktan sonra karakter böyle iyi yazılmış karakterleri NPC'ler bile savaştığımız o kurbağa bile hepsinin farklı farklı özel yazılmış. Hepsinin böyle güzel espriler barındırıyor içinde. Oyun çok güzel. Hani müziklerde ambiyansıyla. Hani diyorsun ki hani bu oyun AAA grafiklerine çıksaymış böyle hem ambiyans gösterilmezmiş. Ki daha göreceksin yani. Zekice, çok zekice. Kendini çok zeki hissediyorsun şu an değil mi? Bu dünyada öldür ya da öl. Ve yani sen kendi kurallarını koyabileceğini düşünüyorsun. Bir hayatı bağışladın. Çok iyi hissediyor olmalısın. Bu sefer hiç kimseyi öldürmedin. Ama karşında bir katili görünce ne yapacaksın? Öleceksin. Öleceksin ve yine öleceksin. Denemekten yorulasıya kadar. O zaman ne yapacağım? Frustration. Frustration neydi o? Hayal kırıklığını, o hayal kırıklığının üzerinde öldürecek misin bıkkınlıktan sonra? Yoksa bu dünyadan tamamen vaz mı geçeceksin? Ve benim kontrol etmemi sağlayacaksın. Ben bu dünyanın geleceğinin prensiyim. Merak etme. Benim küçük monarkım. Benim planım soykırım değil herhalde. Regicide soykırım mıydı? Neydi? Sanırsam öyle bir şey. Umutsuzluk. O da değil ya. O da değil. Umutsuzluk da değil. Bazı kelimelerin tam Türkçe karşılıklarını bulamıyorum. Spontane çevirde en büyük sıkıntı budur. Bazen aklıma gelmiyor. Ne bileyim dilime gelmiyor. Hani tam olarak İngilizcelerini anlıyorum ama bu çok çok daha ilginç. Bunu öldür. Sulamazsan bu ölürsün. Bu ne ego? Birinci bölümün sonuna geldik. Undertale. Fox tarafından. Toby Fox, elini ayağına sağlık ya. Kurban olurum ben sana. Yemin ediyorum var ya. Hani Toby Fox, arkadaşlar tarihe geçmiş bir isimdir. AAA'lere hani dedi ki yani bir oyun yapmak için milyon dolarlar gerekmiyor. Çok büyük bir ekip gerekmiyor. Biraz hayal gücü, biraz kalite, emek. Bakınız Undertale. Yani. Tabii Fox yani. Burada kamera varmış. Gizli bir kamera varmış. Her karakterin hikayesi var. Kurbanın bile hikayesi var arkadaşlar. O derece yani. Bir de şöyle bir oyunun şöyle bir özelliği var. Normalde mesela bir oyun oynarken Fallout'ta falan hani ana karakter bazı yan karakterleri hatırlarsın. Bu oyunda mesela atıyorum bu oyunda hani NPC'lerin bile normal savaştığın karşılaştığın NPC'lerin bile çoğuna bağ kurup hani onları hatırlıyorsun nerede yıllar geçse bile. Böyle bir özelliği var. Hani yan karakterler falan hepsi çok güzel zaten de. Biri çubuğu kırdı. Bana bir şey göstereceğim. Şu sol ekranın sol... Ben varım gerçi. Bir saniye.
kamera. Ben bunu oynamışken tam oynayalım. Bütün şeyleri göstermeye çalışayım. Benim bildiğim her şeyi göstermeye çalışayım size. Şu ekranın sol tarafına, benim olduğum tarafa iyi bakın. Olmadı. Shit. Neyse gösteririm bir daha. Siz yine oraya bakmaya devam edin. Bakın arkamızdan biri geliyor. İnsan. Yeni birini karşılamaya bilmiyor, bilmiyor musun? Arkanı dön ve elimi sık. Allah'ım. Eski elde osuruk taktiği. Elinde şey koymuş, osuruk şeyi koymuş, sıkınca o ses çıktı. Her zaman şeyleri komiktir. Her neyse, insansın, sen insansın değil mi? Çok iyi. Ben sens, iskelet sens. Aslında ben insanlara bakmalıyım hani. Şuralar insanları aramadayım. Ama biliyorsun. Yani birilerini yakalamayı çok da umursamıyorum açıkçası. Ama kardeşim Papyrus tam bir insan avlama fanatiği. Aslında o biraz ileride sanırsam. Bir aklım var. Bu kapı gibi şeyden geç. Evet, ona geç. Kardeşim yaptı bunları. Çabuk. Şu mükemmel şekilde ayarlanmış lambanın arkasına sakla. Convenient shape'i nasıl çevireceğim ben de bilmiyorum ama tam bize göre oturdu, cuk oturdu. Merhaba kardeşim. Papyrus'u sizi nasıl yapacağım ben? 8 gün oldu mu? Hala kendi puzzle'larını yapmaya başlamadın. Bu istasyonun sadece bu istasyona takılıp oturuyorsun. Ne yapıyorsun lan sen? Şu lambaya bakıyorum, bayağı havalı ya. Bakmak ister misin? Hayır! Bunun için zamanım yok! Seslendirmede mükemmel sesim var canım. Hani bu insan gelirse burada? Hazır olmak istiyorum. Ben o olmalıyım. O olmak zorundayım. Ben insan yakalayacağım. Sonra Yüce Papyrus hak ettiği her şeyi alacak. Saygı, tanınmışlık. Sonunda Royal Guard'a katılabileceğim. İnsanlar benimle arkadaş olmak isteyecek. Her sabah öpücük yağmuruyla duş alacağım. Güzel çevirdim. Belki bu lamba yardımcı olur. Sens! Hiç yardım etmiyorsun. Tembel kemik. Lazy bones. Bir bok yapmıyorsun. Her gün daha çok tembelleşiyorsun. Biraz kolaya gel canım. Bugün lots of iş yaptım. Skeleton. Kelime oyunu. Oops. Sense. Hadi ama gülüyorsun. Gülüyorum ben efendim diyorum. Ah. Benim kadar yüce biri biraz saygını kazanmak için bu kadar şey yapmak zorunda. Ben kendi bu masalarıma katılıyorum. Gidiyorum, yapmaya gidiyorum. Papyrus da espri yaptı. Biraz daha kemik ekle falan. O tam olarak şeyleri çevirme imkanım yok bana esprileri. Çevirsem çünkü espri olmuyor. Abi karakterler mükemmel yazılmış bu oyunda ya. Şimdi kalk gelebilirsin. Ay.
Aslında seni rahatsız ettiğimi istemiyorum ama benim için bir iyilik yapar mısın? Düşünüyorum da benim kardeşim son zamanlarda bayağı bir morali bozuk. Hiç daha önce insan görmedi ve seni görmek gerçekten onun gününü gün edebilir. Merak etme, çok hiç de tehlikeli değil. Çabalasa bile. Milyon kere teşekkürler. İleride olacağım. Şimdi ekranın sol tarafına bakın. Benim kameranın olduğu yere. Şuraya bakın. Dikkatli bakın. Saniyelik gözükecek çünkü. Gözüktü. Kaçırdığınızı mı bilmiyorum ama orada Flavi zıplayıp indi aşağıya. Bunu zaman zaman oyuna ilerleyen zamanlarda geri dönerken görebiliyorsunuz buna. Flavi bizi takip ediyor. Buradan bunu çıkarım yapıyoruz. Bu kadar ince ayrıntıda var yani. Flavi yani çiçek işte. Bir sürü ketçap varmış, hardal varmış ve duruyormuş şöyle. Lambanın mükemmel bana uygun şekli beni kararlılıkla doldurdu. Kararlılık diye çeviriyorum ama doğru mu bilmiyorum. Yorumlarda yazarsanız YouTube'da ya da siz chatten bir bakarsanız kararlılık diye mi çevireceğim onu ben ya? Kararlılık diye hani bir nevi anlamı o ama her neyse. Bu bir kutu. Buna item koyabilirsin. Ve çıkarabilirsin. Bu kutu ileride çıkacak karşına. Geri gelmekle ilgili şey yapma. Yani bu bizim sincerely sevgilerle bir kutu sever. Bu kutu ileride de çıkacak. Yani buraya koyduğumuz itemi daha sonra ilerideki kutulardan da alabileceğiz yani. Yine bir storage sistem. Güzel bir şey. İçeride bir tane de eldiven var. Şimdi buraya ben Donut'u koyuyorum. Monster kendi kullanabilirim. Batası kaç pay şimdi koyacağım. Biraz yerimiz kalsın. Çünkü daha fazla şey yapacağız. Hocam sıkıntı yok yani. Yayını izlemeniz bile benim için bir kârdır yani. Arada sırada öyle olabileceğim. Hani Undertale daha önce izlemiş olabilirsiniz. Ya da ilginizi çekmemiş olabilir. Doğal şeyler bunlar. Snow Drake'le karşımıza çıktı şimdi kendisi. Kontrol edelim. Snow Drake. 12 atağı ve 7 defansı var. Out. Espri yapıyor. Komedyen mesela. Komedyen olduğunu öğrendik. Gülelim. Gördün mü? Kahkahalar. Babam hatalıydı. Şakasının cool olduğuna inandığı için mutlu oldu. Ve kendisini özgür bırakıyoruz. 12 altın kazandık. Balıkçı oltası. Yere bağlanmış. Çekelim mi? Çektim. Tuhaf görünümlü bir yaratığın fotoğrafı var ve üstünde yazan not. Beni arayın. Burada benim numaram diye. Aramamaya karar verdik. Balıkçı oltasını geri gönderdik. Azim olarak mı çevireyim? Tamam. Anda indirdi. Sonra dedim ki Sense. Aman tanrım, o bir insan mı? Aa, aslında sanırsam o bir taş. Taşı gösteriyor şurada. Aa. Taşın önündeki ne? Aman tanrım! O bir insan mı? Evet. Aman tanrım! Sonunda buldum Sense! Undyne! Ben çok
olacağım. Popüler, popüler, popüler. İnsan. Burayı geçemezsin. Ben Yüce Papyrus seni durduracağım. Sonra yakalayacağım. Sonra şehir merkezine gönderileceksin. Sonra... sonrasını bilmiyorum. Her neyse. Cesaret ediyorsan devam et. İyi işte. Selam çocuk. Sana göz kulak olacağım diyor. Hani ama ay sakıt diyor hani. Göz boşluğu olacağım sana diyor. Göz kulak, göz boşluğu olacağım diyor. Hani kelime oyunu yapıyor yine. Yine kelime oyunu yapıyor da. Bunları nasıl anlatacağım size? Anlamışsınızdır. Pam pam. Azim de aslında tam kelime olarak değil ama neyse. Yuh pandım ne ya. İyice güzel dizayn edilmiş bir istasyona bakıyorsunuz. Acaba kim yapmış olabilir bunu? Bahse gelelim bunu ünlü bir sadık muhafız yapmıştır. Henüz sadık bir ünlü bir muhafız değil. Papyrus. Bu arada her karakterinde bir fontu var. Ana karakterlerden bahsediyorum. Sensin, sens. Yani yazış tipi farklı. Papyrus konuştuğu zaman Papyrus diliyle yazıyor ekranda. Yani onlara da küçük dokunuşlar oyunda. Ice Cap. Hocam. Şapkan çok güzelmiş ya senin. Umursamıyorum. Canı sıkıldı. Görmezden, şapkasını görmezden gelmek. Allah Allah. Görmüyorum. Ah, sen de görmezden, ben de görmezden geleceğim. Tamam. Oldu mu? Oldu, tamam. Pasifist oynuyoruz. Ben bu Blood Hell tarzı oyunlarda çok başarılı değilim çünkü. Bir şey hareket mi etti? Yoksa benim hayal gücüm müydü? Sadece yürüyen, hareket eden şeyleri görebilirim. Eğer bir şey yürüyorsa, örneğin insan, onun bir daha yürümemesini sağlarım. Dogo! Yapıyor bizi. Pet. Hiç kıpırdama. Dogo bir şey bulamadı. Sev Dogo'yu. Peki Dogo'yu sevdim. Ne? Sevildin mi? Pet, pet, pot, pet, pet, pot, pet, pot. Şey beni sevdi. Yürümeyen bir şey. Biraz daha köpek tatlısına ihtiyacım olacak bunun için. Köpek şeylerini de bu arada yakıyor bak, sigara gibi içiyor. Merhaba. Orada var mı? Abi interaksiyon sırasında ben yürüyemediğim için yani. He. Önemli bir şey hatırlatacağım sana. Kardeşim bayağı özel bir hata var. Mavi hata gördüğün zaman hareket etme. Sana zarar vermeyecek. Bunu akıl tutmanın kolay bir yolunu anlatacağım. Dur lafasını hatırla. Kırmızıyı gördüğün zaman duruyorsun. Yani mavi kırmızı gibi hayal et. O kadar kolay değil mi? Savaşırken...
Mavi dur lefaslarını düşün diyor. Bunu sarıyla yazıyor ama işte. Şuraya geçelim. Ya o kadar ayrıntı yapmayacağım ya. Kuzey buz, güney buz, batı buz, güney Snowden Town ve buz. Ben de oynadım hocam, ben de oynadım. Bayağı bitirdim oyunu. Merhaba, ben kadın adam. Dünyayı görmek istiyorum ama yürüyemiyorum. Bana yardımcı olur musun? Bir parçanı al ve beni uzak yerlere götür. Evet. Teşekkür ederim. Bir parça para aldım. Hocam mümkünse spoiler falan vermeyin diye şey yapmayın. Hani tam ben %100'ünü tam bilmiyorum olabilir mi? %80'ini, %90'ını falan biliyorum. İpuçlarını, güzel şeylerini biliyorum. O yüzden chat'e spoiler vermiş olursunuz daha ziyade. Onu da yine olmasın yani. Çok tembelsin. Bütün gün yattın. Bütün gece. Sana samana uyku deniyor. Bahaneler bahaneler. İnsanın geldi. Seni durdurmak için kardeşim ve ben bulmaca hazırladık. Bunu bayağı şok edici bulacaksın. Görüyorsun bu görünmez elektrikli bir nezneydi. Labirent. Duvara dokunduğun zaman bu orb seni çarpacak. Eğlenceli değil mi? Çünkü... Neyse. Şimdi gidebilirsin. Sen ne yaptın bunu? Sanırsam orbu insan tutmalıydı. Ha, anladım. Lütfen. Şimdi. İnanılmaz. Bunu çok kolay geçtim. Her neyse. Bir sonraki bu kadar kolay olmayacak. Çünkü sens tarafından hazırlandı. Her şeyi çevirmiyorum o kadar. Teşekkür ederim. Kardeşim bayağı bir eğleniyor gibi duruyor. Burada. Üstündeki tuhaf kıyafeti gördün mü? Birkaç hafta önce kostüm partisi için yaptı. Yaptık onu. Ha pardon. Biz yaptık aynen. O günden beri başka hiçbir şey giymedi. Kendisi buna savaş vücudu dedik diye adlandırıyor. Kardeşim hiç çok havalı değil mi? Hiçbir şekilde bunların neden satmadığını anlamıyorum. Soğuk bir şey için mükemmel bir hava var o tarafta. Bir müşteri. Merhaba. Biraz nice cream ister misin? Ice, bu... Anladınız herhalde. Yes. Bu donmuş tatlı kalbini ısıtacak. Sadece 15 altın. Alıyorum bir tane. Bunu yapmak da bayağı zor ha. Oyundaki en zor şey bu olabilir ha. Ben çünkü beceremiyorum. Kar topunu. Yeah, purple.
İki altını kazandım. Sense. Ben de tatlı satmayı düşünüyorum. Kızartılmış kar ister misin? Sadece 5 altın. Alayım. 5 altın dedim. 20 de 50 demek istedim. Alayım. Gerçekten mi? 5000 altın. 5000 altın ne dersin? Alayım. 50.000 altın. Senin son şey teklifin. Ne? Paran yok mu? Sıkıntı yok. Benim de kar yok zaten. Benim boğazım gitti ya. Biliyorum yok, bir gerek yok da. Yani. Yes. Öyle. Trap Naverna hocam hoş geldin. Teşekkür ederim takibin için. Aleyküm takip diyorum ya, pardon kafam gitti. Hoş geldin, aleyküm selam. Niye takip dediysem. İnsan! Sanırsan buna hazırsın. Umarım buna hazırsındır. Sense! Puzzle nerede? Orada, yerde. Güven bana. Bunu geçemeyecek. Kelime alı. Yapmamıza gerek bile yoktu. Geçtim. Sense! Hiçbir şey yapmadı bu. Ops. Sen bugünün crossword'unu kullanmalıydım. Ne? Crossword mi? Bunu söylediğine inanamıyorum. Benim düşünceme göre... Junior Jumble... kolaylıkta en zoru. Ne? Gerçekten mi? Çocuklar için o. Junior diyor ya esten. İnanılmaz. İnsan. Bu karışık değerli. Hangisi daha düştü? Tabii ki de Jumble daha zor ya. Tabii ki de Papyrus. Ha. Yes. İnsan bu insan çok akıllı olmalı. Bu da o Junior'ı çok zor buluyor. Junior Jumble dediğin için teşekkür ederim. Kardeşimi bayağı mutlu etti. Okay. Da dai dai da dai dai dai. Papa Estaminos. İnsan. Lütfen bu spagetti. Ya işte ye. Yeah. Küçük bir bilgi. Bilesin diye söylüyorum. Bu spagetti bir tuzak. Seni burada tutacak. Onu yerken çok meşgul olacaksın ki ilerlediğini anlamayacaksın. Mükemmelce hazırlanmış bir bulmaca da Papyrus. Donmuş spageti. O kadar soğuk ki masaya sıkışmış. Fişi takılmamış bir mikrodalga. Bütün ayarlar spagetti diye ayarlanmış. Farenin bir gün bu spagettiyi ısıtacağını bilmen, ısıtıp yiyebileceğini bilmen seni azimle dolduruyor. Dikkat, köpek evliliği. Lesser Dog! Pet! Bunun kafasını okşatınca sürekli gidiyor barda bu. Uçuyor yani. Gidiyor yani. Ekran dışına kadar çıkıyor. Gelme. Gelme köpüş.
salıyorum. Çok uzatmamızın bir anlamı yok. Eser de kadar böylece görmüş olduk. Şurada harita var. Haritada burayı nasıl çıkacağımızı gösteriyor. Karnın altında gizli bir düğme var. Şimdi düğme şey oldu, takıldı. Ama yolumuzu açtı. Koku da ne? Nerede bu koku? Eğer bir kokuysan, kokunu belirt. Yine o garip koku. Öldürme içgüdümü harekete geçiriyor. Seni öldürmek! Lan! Nasıl kaçırdın kodman ya? Toprakta ve karda yuvarlandık. Artık tuhaf bir köpek gibi kokuyorum. Ah. O ucucuna. Köpekler beni tekrardan kokladı. Yuvarlandıktan sonra normal kokuyorum. Köpek misin aslında sen? Başka bir köpek tarafından... Buna nasıl kaçıyorduk anlamadım ki ben, hatırlamıyorum ben bunu. Allah Allah. Tamam da nasıl? Kanı yok. Öldüm. Tamam. Başka köpekleri sevebiliyor mu? Yes, yeni bir dünya açıldı karşımıza. Teşekkürler tuhaf köpek. Anlaşmasalım. Bütün X'leri O'ya çevir. Sonra düğmeye bas. Ne? Nasıl benim tuzağıma es geçebildin? Daha önemlisi, benim için daha kaldı mı X'lere? Papayasa, spagetti saklarına ne diyeceksin? Left it. Gerçekten? Wow. Benim ev yapımı mükemmel pastana karşı direndin. Sadece benimle paylaşmak için mi? Merak etme insan. Ben master aşçı Papyrus senin için istediğin bütün makarnayı yapacağım. Niye? Kardeşim yakın zamanda çorap koleksiyonuna başladı. Ne kadar üzücü. Bazen merak ediyorum kardeşim, ben siz benim gibi havalı birisi tarafından bakılmasa ne yapardı?
insan. Ha. Nasıl söylemeliyim? Bayağıdır gelmek için bayağı zaman kaybetmeniz. Yani bu bulmacayı biraz geliştirdim. Karlıları biraz daha benim yüzüme benzeyecek şekilde ayarladım. Ne yazık ki kar dondu. Şimdi çözümü farklı. Ve kardeşimi bulamıyorum. Sanırsam söylemeliyim ki merak etme insan. Ben Yüce Papyrus bu durumu çözeceğim. Böylece beraber ilerleyebileceğiz. Bu arada tek başına çözmeyi denemeye çalışacağım. Deneyebilirsin. Bulamazsan ben sana şeyi vereceğim diyor. Çözümü söyleyeceğim diyor. Bunu nasıl çözüyorduk? Sanırsam şuradan başlıyorduk. Yok, buradan başlamıyorduk. Nereden başlıyorduk? Şuradan başlıyorduk aynen. Çünkü birer kere üstünden geçebiliyorum. Oh, gerçekten çözdüm. Ben sizem de. Mükemmel. Vallahi etkilendim. Benim gibi sen de bulmacaları çok seviyor olmalısın. Bir sonraki bulmacayı kestik. Seveceğine inanıyorum. Niye? Haydi bakalım. Bayağı çabuk çözdün çünkü. Helal olsun. Bayağı çabuk çözdün. Benim aramana ihtiyacın olmadı. Bu çok iyi. Çünkü kesinlikle hiçbir şey yapmaktan çok seviyorum. Yapmamayı çok seviyorum. Hey! Bu insan. Bu bulmacayı çok seveceksin. Bu Doktor Alphys tarafından yapıldı. Bu kareleri görüyorsun değil mi? Bu düğmeye bastığım zaman bütün renkleri değişmeye başlayacak. Her kolorun farklı bir özelliği var. Kırmızılar geçiremez. Yürüyemezsin için üstlerinden. Sarılar elektrikli. Seni elektrik çarpıyor sana. Yeşiller alarm yerleri. Onlara bastıktan sonra yaratıkla savaşabilirsin. Turuncular koku. Seni lezzetli kokmanı sağlıyor. Maviler su. İçten yüzüp geçebiliyorsun. Ama portakal kokuyorsa bir an evvel seni ısırabilir. Ayrıca mavi sarının yakınındaysa su seni elektrik çarpabilir. Morlar kaygan. Bir sonraki şeye kayıyorsun bunlarda. Ama kayganlık sabun seni limon gibi kokutacak. Planlar sevmiyor bu kokuyu. Yani mor ve maviler normal, güzel. Ve sonunda pembeler. Hiçbir şey yapmıyor pembeler. İstediğin gibi geç. Anladın mı? Tabii ki de. Anladık değil mi? Bulmacayı çok güzel anladık değil mi? Şimdi yapacak tek bir şey kaldı. Bu bulmaca tamamen random. Bu düğmeye bastığınız zaman bulmacayı yapacak bu. Tamamen hiçbir şekilde çözülmemiş bir bulmaca yaratacak. Random bir bulmaca yaratacak üstümüze. Ben bile bilmiyorum çözümü. Niye? Hazır ol. Papyrus'a bak. Gelen bulmacaya bak. O kadar anlatıyor tamam mı? Anlatıyor. Dümdüz bir pembe yol çıkıyor. Makine çalışmıyor artık. Aslında önce koyduğu spagetti
kardeşim için çok kötü değildi. Yemek dersine başından beri bayağı geliştirdi kendini. Böyle yapmayıp kendine gelişmeye devam ederse önümüzdeki sene muhtemelen yenilebilir bir şey yapabilir. Tüketilebilir bir şey. Bu arada bir ara hani severek kafasını okşadığımız köpek var ya. Mesela o köpeği sevmesek böyle şey yapsak. Çok ufak bir heykel yapıp bırakıyordu. Şu an mesela gördüğün gibi şey yapmış bak bir sürü heykel yapmış. Şunu da konuşalım. Bir köpek buraya hızlıca geldi. Tamamen inspiration ne demekti ya? İlham dolu bir şekilde geldi. Kendi duygularını ifade edebilecek bir köpek yapmaya çalıştı. Ama büyük yaptıkça heykeller bayağı daha fazla şey yaptı. Ve sürekli kar ilave etmeye devam etti. Bir şekilde şey yapamadı ama hani sonuçta kar ya kafa kopuyor. Sürekli denemiş becerememiş. Bir sevdiğimce kafayı bozuyor ya. Böyle ince ayrıntılar da var yani yaptığımız her şeyin biraz da şeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz RPG'deki istediğim benim aradığım tat budur. Yaptığımızın her tercihin bir etkisini görüyorsun böyle oyunda. Hani görsel olarak bir şey olarak görüyorsun. Ufak küçük tercihlerin bile bir anlamını görüyorsunuz oyunda. Hissediyorsunuz yani. Öyle. Life is Strange'deki gibi. Mesela Victoria var. Victoria inanılmaz iyi geçin. Ya da inanılmaz kötü geçin. Hani bütün oyundaki en kötülüğü yap ona. Ya da en yapabileceğin en olgun şekilde davran. İyilik yapmaya çalış. Uyar falan. Arada bir cümle fark ediyor. Bir cümle fark ediyor arada. Bir cümle. Oyunun sonunda bir cümle fark ediyor. Böyle sövüyorsun sonra. Yani. Bu oyunda mesela en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de bu. Köpeğin bir gün mükemmel köpek, kardan köpek yapacağını bilmek, hani yapasıya kadar vazgeçmeyeceğini bilmek bizi kararlılıkla, azimle doldurdu içimizi. Hallediyoruz. Hatta bu bölümü de burada bırakalım diyorum efendim. Şimdilik bence bu kadar anlatayım.